Değerli seyirciler. Bugün sizlere 16 Nisan 1534 senesinde vefat eden Şeyhülislam İbni Kemal Hazretleri'nin bazı hususiyetlerinden bahsedeceğiz. Asıl ismi Ahmet Şemseddin olan İbni Kemal Hazretleri 1468 yılında Tokat'ta doğdu. Bazı kaynaklarda Edirne'de doğduğu rivayet edilir. Baba tarafından asker ve anne tarafından ilimle meşgul olan bir aileye mensup bulunan İbni Kemal Hazretleri küçük yaştan itibaren ailesinin nezaretinde iyi bir tahsil ve terbiye gördü. Daha sonra baba mesleği olan askerlik yolunu seçti. Sultan II. Bayezid Han'ın seferlerine katıldı. Ordu ile Edirne'ye dönünce askerlikten ayrılarak ilim tahsiline başladı. Arkadaşları arasında zekası, kavrayış kabiliyeti ve yeteneğiyle tanındı. Kısa sürede ilimde yüksek makamlara kavuştu. Daha sonra usul ve tefsir dersleri alarak tahsilini tamamladı. İlim adamlarına fevkalade hürmet gösteren ve onları teşvik eden ikinci Bayezid Han, İbni Kemal Hazretlerinin bilgi ve istidat yönünden sahip olduğu değerleri duyunca, kendisini Edirne'deki Taşlık Medresesine tayin etti. Ayrıca İdrisi Bitlisi'nin Farsça yazdığı Heşt Behişt adlı Osmanlı tarihine benzer Türkçe bir Osmanlı tarihi yazmasını istedi. 1511 yılında Üsküp'teki İshak Paşa Medresesi'nde ve daha sonra Edirne Halebiye Medresesi'nde vazife yaptı. Bu sırada Doğuda Şah İsmail Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü tehdit ediyordu. Devlet içinde de şehzadeler arasında bazı anlaşmazlıklar söz konusuydu. Ahmet İbni Kemal Hazretleri bu nazik devrede devlet idaresi ve siyaset hakkında görüşlerini ortaya koyarak devlet adamlarının dikkatlerini çekti. Onun idarecilik sanatı konusundaki bu görüşlerini şöyle özetleyebiliriz. Saltanat ve mevki Allahü Teala'nın takdiri ile olur. Allah vergisidir. Ordunun görevi memleketi korumak ve gerekirse ölümlerin en güzeli ve en şereflisi olan gazada ölmektir. Nitekim bir şiirinde Allahü Teala'nın dinini yaymak için çarpışırken ölmenin ehemmiyetini çok güzel belirtir. Ölümden kurtuluş yoktur cihanda o derdi çekmez olmaz kişi canda. Ömür çünkü ahir ola, son bula, en iyisi gaza yolunda öle. İdarecilik sanatında üçüncü husus, idareci güzel silah kullanacak ve tedbir sahibi olacaktır. Dördüncüsü, düşmanı hor ve küçük görmemeli ve planlı olmalıdır. Beşincisi, Siyaset yani idare çok mukaddes bir vazifedir. Herkes bunu yapamaz. Bazı kabiliyetler doğuştan yani irsi olarak verilmiştir. Altıncısı da bir memlekette bir idareci bulunmalı o da adil, ihsanı bol, affedici, büyüğüne hürmetli ve saygılı olmalıdır. Yedincisi ise idareci adamı elde etmeyi bilmeli, tehlikeleri işaret edip onları çeşitli yollarla idare edebilmelidir. Nihayet sekizincisi şudur, idareci kiminle harp ve kiminle sulh yapacağını iyi bilmelidir. Ahmed İbni Kemal Hazretleri, İslam dinini yaymak, düşmanın vatana el uzatmasına mani olmak ve adaleti ayakta tutabilmek için devlet başkanının bu hasretlere sahip olmasını şart koşmaktadır. Ayrıca o, daima devlet politikasını, devlet millet bütünlüğünü önde tutmakta ve bunda bunu kim de görüyorsa onu desteklemektedir. Nitekim sevgili seyirciler, Ahmet İbni Kemal Hazretleri bizzat kendisi böyle yaparak Bayezid Han'ın oğlu Selim Han lehine tahttan feragatı üzerine diğer kardeşlere karşılık Selim Han'ı destekledi. Yavuz Sultan Selim Han da bu kıymetli devlet adamının sözlerinden hareketle 1512'de Osmanlı tahtına oturup iç işlerini yoluna koydu. Sonra kıvılcımları Irak ve Horasan'a yayılmış olan bir fitne ateşini söndürme planına koyuldu. Bunun için de devrin ilim adamlarını yardıma çağırdı. İbni Kemal i̇dris Bitlisi, Zembilli Ali Cemali ve daha nice ilim adamları bu göreve koştular. Divanda harp için tereddüt edenler vardı. Mesele fazla oyalamaya gelmemeliydi. Bu durumda İbni Kemal Hazretleri bir fetva yayınlayarak bütün Müslümanların dikkatlerini çekti ve gafletten uyanmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca İbni Kemal Hazretleri Selim Han'ı övdü, onun peşinden yürünmesini tavsiye etti. İbni Kemal Hazretleri'nin bu verimli çalışmaları ve ilminin derecesi Yavuz Sultan Selim Han'ın dikkatini çekti. Kendisini çok seven Sultan, çaldıran seferinden dönüşte onu Edirne katılığına getirdi. Çok geçmeden de Anadolu kazaskeri yaptı. Daha sonraki seferlerinde onu yanından hiç ayırmadı. Mısır seferinden döndükten sonra Yavuz Sultan Selim Han bu değerli ilim adamının bazı işlerle uğraşmasını hoş görmeyerek onu 1519'da Edirne'deki Darül Hadis Medresesine yeniden tayin etti. Padişahın gayesi onun ilim adamı yetiştirmesini temin etmekti. Nitekim adam yetiştirmek ideali Osmanlı'da çok mühim olup şöyle söylene gelmiştir. Mesacidu meabidu ko Adem yap. Kabe yapmakcadır. Adem yapmak. Taş ağaç kaydı ne lazım şahım? Yaraşır şahlara Adem yapmak. Yani değerli seyirciler mescit ve mabetlerle oyalanma da insan yetiştir. Bir insan yetiştirmek Kabe yapmak gibidir. Taş ve ağaç düşüncesiyle oyalanmak şahlara yakışmaz. Onları yapacaklar bulunur. Mühim olan bu yerlere yakışan adam yetiştirmektir. Devlet için lazım olan ilim ve idarecilik sanatının esaslarını ortaya koyan ve bizzat tatbik eden böylesi bir ecdada, böylesi bir devlete sadece gıpta edilir, imrenilir. Değerli seyirciler. Hoşça efendim.